en acayip gücümüzdür. Kahramanlıktır yaşamak. Öleceğimizi bilip, öleceğimizi ne ölümden korkmak ayıp, ne de düşünmek ölüm 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 ölüm. Ya. Evet, bugün Nargile'ye gidiyoruz, Nargile. Ya Allah, bismillah. Bakalım kameramızın açısı çok güzel açı be. Acaba yönü nasıl? Okey. Let's go. Herkese merhaba. Tekrardan beraberiz. İstanbul'da gidilecek güzel yerler, motosikletle gidilebilecek güzel yerler kuşağımızda tekrardan sizinle birlikteyiz. Bugün 1. köprüden 5 tarafından Edirne istikametine doğru gidiyoruz. Sizi bugün nereye götüreceğim? Sizi bugün İstanbul'da gidilebilecek en güzel içilebilecek nargilelerin olduğu yere götüreceğim. Aslında bana kalırsa iki tane var. Birinci olarak söyleyebileceğim Beyazıt'ta Erenler Çarşısı var. Benim için bir numara orası. Ama motosikletle gidilebilecek çok uygun bir yer olarak düşünmüyorum orayı. Hani biraz sıkıntılı. O yüzden size motorla gidilebilecek yerler adı altında çok güzel bir yere götüreceğim. Adresimiz Tophane. Tophane'deki böyle çakallar, işte yok Ali Babalar falanlar filanlara götürmeyeceğim. Onlar biraz daha böyle turistik diyebileceğimiz, insanlara geçirebilen cinste olduğu için bir nargileye 50 lira vermemek istiyorsanız sizi çok güzel yine Tophane'de çok lokal bir yere götüreceğim. Nargilesinin güzel olduğunu inanıyorum. Bugüne kadar götürdüğüm kişiler hep memnun kaldılar. Ben de yani en azından giden kişinin pişman olmayacağını düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Tabii nasıl gidiyoruz? Şimdi E5'ten giderken Mecidiyeköy'e geçtikten sonra Çağlayan, Taksim, Kağıthane falan filan çıkışından çıkıyoruz. Ama Kasımpaşa, Taksim istikametinden döneceğiz. Ben tüneli kullanarak gideceğim. Aslında birçok gitmenin çok yolu var ama hani ben rehberlik açısından sizi 1. köprüden nasıl götürebileceğim yolunda yani çalışacağız bakalım. Ben buradan Taksim'e dönüyorum. Taksim'e döndük. Burası burası biraz karışık ama yani daha pratik olduğunu düşünüyorum. Belki Beşiktaş'tan da gidilebilirdi. Ben çok fazla trafik yemeden buradan gidileceğini düşünüyorum. Tünelde çok fazla trafik olmadığı için bu da. Taksim'den çıktıktan sonra birazcık aşağı iniyoruz. Tabii bu tarz videolar mesela benim istediğim ya, benim bu tarz videoları çekmemdeki amacım İstanbul'u bilmeyen bir arkadaş için ya da İstanbul'da yaşasa bile yani bu tarz gidilecek yerle bilmeyen arkadaşlar için rehber olabilmek. Yani bu rehberlik de hani yol tarifi gibi düşünün. Hani bir Google'da Yandex'e yazmaktansa böyle yol tarifi almak belki daha akılda kalabilir tahminim. Buradan da tünel yazısını görüyorsunuz. Tünele çıkıyoruz. Tabii tünele çıkarken biraz karışık yine ama bakalım beraber gidelim. Yani böyle yok oradan sağa dön, buradan sola dönden ziyade ben sizi birebir kamerayla beraber giderek yolu tarif edeceğim. Buradan sola geçeceğiz. Bir sinyal verelim. Geçtik. Abicim, can you let me go? Thanks. Buradan da köprünün karşısına geçiyoruz. Her zamanki gibi yani saat şu anda kaç? 7'ye 10 var. Malum böyle akşam trafiği olur tabi. Ama yani sonuçta her zaman trafik var. Aslında ben biraz daha burası rahat olur diye düşünmüştüm ama neyse.
Yine de biz çok fazla takılmayacağız. Emin olun çok kısa sürede gideceğiz. Çok da uzun bir video olmayacak. Buradan tünelden gitmenin avantajı tabii ki motosiklet için kolay. Yani arabaya oranla daha kolay bence. Çok fazla trafik görmüyorsunuz açıkçası. Biz görmeyeceğiz. Ben size öyle söyleyeyim. Buradan da tabii mecburi sağa dönüyoruz. Burası Bomonti. Şurası Antil. Bilen varsa, bilmeyen varsa da öğrensin. Ben orada çalıştım, oradan biliyorum. Bu yolları çok gidip geldim zamanında. Buradan Dolmabahçe, Bomonti'ye sor. Zaten tüneller var tabii, çok karışık tabeli biraz ama ben size yine de tarif ediyorum işte. Bakın Bomonti Beşiktaş'tan, yani buradaki Beşiktaş tüneline girmek amacımız. Sinirimizi kapatalım. Buradan sağa bakalım. Müsait. Yürü baba. Hop. Taksi. I am here, you know. Şimdi buradan sağ tarafa çıktığınız zaman Antil var. Biz sağ ile işimiz yok. Biz buradan ufak ufak gördüğünüz tünel, Beşiktaş Şişli Bomonti yazısından devam ediyoruz. Buradan sağa gittiğiniz zaman şu Antil'e gidiyorsunuz. Böyle Antil kontin işleri boş verelim. Biz Nargile'ye gidelim. Çok güzel bir çay içelim orada. Biraz hafif de rahatsızım. Çok iyi gidecek. Buradan tünele girdik. Hayırlı uğurlu olsun. EDS hız kontrolü falan var. 70. Burada girişte 50 yazsa da hızı 70, haberiniz olsun. Tünelden gidiyoruz. Tünel tabii her zamanki gibi tünelcidir ya, tünelcendir. Sakın benim gibi yüzde falan gitmeyin. He. Ben buradan 200'e falan da gittiğim oldu yani. Çok güzel ses çıkıyor. Tabii yani CDR'de gidince yani racing motorla gitmenin keyfi başka tabii. Yani tünel, yani hani her motor sikret kullanan bu tarz şeyleri bilir. Bir zaman yine de 250'liğimizde gidiyoruz tıngır tıngır. Şimdi arkadaşlar burada iki yol ayrımı var önümüzde. Birisi Kabataş diyor, birisi Dolmabahçe. Biz nereden çıkacağız? Bakalım. Kabataş Dolmabahçe, Kabataş Dolmabahçe. Dolmabahçe değil ya, Kabataş'tan çıkacağız. Evet, Kabataş'tan çıkacağız. Bakın gördüğünüz gibi tünel, bayılıyorum ya. Burada çok tatlı bir viraj var. Ananı sikeyim ama. İstiyorsan virajdan gir. Böyle viraja yatarak gir, hop trafiği bir gör. Ondan sonra ön freni de bas. En yakın arabanın altına gir. Oh, ondan sonra ne oldu abi? Motor şeytan işi. Arkadaşlar ben buradan gidiyorum, siz buradan gitmeyin. Ben size söyleyeyim. Siz trafik kurallarına uyun. Arabaların arkasında durun. Ben buradan gidiyorum. Ama beni dinlemeyin. Siz arabaların arkasından gidin. Uyuyun. Arabaların içinde gezenler gibi uyuyun. Böyle şaka yapıyorum ya, siz motosikletsiniz, özgürsünüz ya, kafanıza göre gidin. Otobüsün çok götüne girmemek lazım. Ah. Her ne kadar lan uyuyayım dedik, adamlar bizi uyuttu herhalde ya. Eyvallah baba, büyüksün ya. Evet, şimdi bu tünelden çıktık ve Kabataş'a döndük. Şimdi burada nereye gideceğiz? Abi bu ne trafiktir ya? Hoppa. Tabii biz nereye dönüyoruz? Kabataş'a dönüyoruz. Çünkü istikametimiz Tophane. Bayağı da trafik varmış ya. Ben hiç sevmem ya. Hiç sevmem trafiği. Motosiklet özgürlüktür arkadaşlar. Motosiklete binin.
Motosiklet özgürlüktür. Vallahi bak, kendinizi sınırlamayın, kısıtlamayın. Bak polis amca nasıl geçti kırmızıda. Hop, ispatı. Buyurun efendim, buyurun. Şiş var, kebap var. Şimdi burası Dolmabahçe. Dolmabahçe'den biraz daha ileride. Onda bak İnönü Stadı yapılıyor. Burayı ben bayılıyorum ya, burayı. Sahil candır yani. Buradan sonra yolumuz çok basit. Zaten çok az bir şey kaldı. Işıkları bekleyelim. Aslında beklemesek de olur ya. Hadi neyse, bekleyelim. Respect to everybody. Ama çok fazla bekletiyorsun. Ben bu kadar ışık beklemeyi sevmiyorum. Hala yeşil yanıyor. Şimdi sizi çok güzel nargile içilecek bir yere götüreceğim arkadaşlar. Çok hoşunuza gidecek. Umarım çok seveceksiniz. Bu tarz bu tarz rehberliklerde benim istediğim, motosikletle gezinti yapan arkadaşların İstanbul'da bilmediği, gezmediği, daha önce görmediği yerlere gitmek. Benim amacım bu. İnşallah bu amacımıza ulaşırız diyorum. Şimdi burada ışıklar biraz sakat oluyor genelde. Ani böyle fren yapanlar falan oluyor. Ben çok denk geldim. Karşıya geçip koşmaya çalışanlar oluyor. Dikkat etmek lazım. Şu anda Kabataş tarafındayız. Kabataş mevkiindeyiz. Çok az bir mesafemiz kaldı tophaneye. Yani normalde buralara böyle su gibi akıp gider ama tabii biraz biz akşam tarafına denk geldik. Yani çok fazla motora yer olmayan, yani motorun geçemeyeceği yerler de olduğu için bazen de yol vermezler. Dayı, can I pass through? Thanks mate. You so fucking kind guy. Şöyle geçelim ufak ufak. BMW. I'll let you go man. Şöyle kaçalım. Aha, abi sinyal verdi, yandık. Evet, çok güzel. Şimdi burayı da geçtik. Tabii yani tophaneyi çoğu kişi biliyor olabilir. Ama ben sizi tophanenin her zaman gidilen yerlerine götürmek istemiyorum. Böyle gideceğimiz yer böyle spor kulübü. Fiyatları çok uygun. Büyüksün. Çok güzel abilerimiz vardı orada. Hani hala var mı bilmiyorum. Çok lezzetli nargilesi var. Güzel sohbeti var, çayı var. Çok olağanüstü bir manzarası yok. Zaten sahil tarafında değil. Ama en azından bilmiş olun, görmüş olun. Motosiklet kullanan arkadaşların gidebileceği, motorla gidip motosikletlerini park edebileceği çok güzel bir yer. Yani buradaki zaten benim temel amacım, mesela örnek veriyorum, en iyi nargileyi yapan yere götürmek isteseydim sizi Beyazıt'taki yere götürmek isterdim. Ama oraya motosikletle biraz sıkıntı yaratıyor. Ya olmadı, deneriz ya. Hani tramvay yolu falan filan bir şeyler yaparız. Çok sıkıntı olmasın. Evet, burada sağa dönüyorum. Ahım daranza. Ah, çok kötü hissettim be. Evet, buradan sol yapıyoruz. Evet, geldik burası. Mekan burası arkadaşlar. Babalar burada. Tayfun Kafe. Şöyle park edelim. Aleykümselam. Selamünaleyküm baba. Nasılsın? Herkese merhabalar tekrardan. Şimdi mekanımıza oturduk. Nargilemizi söyledik. İnanılmaz güzel. Tarif edemem.
Şöyle nargilemizi de gösterelim. Bir tane daha arkadaşımı bekliyorum. Böyle tezgahları kurduk. Burası bizim her zaman oturduğumuz mekan. Şöyle çekeyim size. Hoş bir muhabbet. Muhabbeti çok iyidir yani buranın. O yüzden herkesi bekliyoruz. Hatta fiyatları konusunda bir bilgi almak istiyorsanız çok şanslısınız. Size şimdi hemen şöyle göstereyim. Yani çay 2 lira. Nargile 20 lira. Bence Tophane için güzel fiyat. Mekan da çok güzel gördüğünüz gibi. Böyle tam Tophane'nin biraz üst tarafı. Burada cami var. Ben herkese tavsiye ediyorum. Bence koşa koşa gelin, motorunuzla gelin. Bakın motorunu park edin. Sizin de park edebileceğiniz yerler var, karşıda da var. Burayı da park edebilirsiniz. İstediğiniz zaman buyurun. İyi günler, görüşmek üzere.